putperestlik nasıl başladı? Şöyle başladı. Rivayete göre Kabil, kardeşi Habil'i öldürünce babası Adem Aleyhisselam'dan korkarak Yemen'e kaçtı. Bunu size söylemiştim. Efendim, Şis Aleyhisselam da Habil'in yerine gönderilmişti. Son evlat olarak tek doğmuştu. Diğer çocuklar çift doğmuştu. Şis Aleyhisselam tek doğmuştu. Peygamberlik nurunu taşıyordu. Manası da Hibetullah. Allah'ın hibesi manası vardı. Şeytan ona dedi ki, Habil'in kurbanını hatırlıyor musun dedi. Ateş gökten bir ateş geldi de onun kurbanını aldı, senin kurbanını almadı. Hatırlıyorsunuz böyle bir hikaye var. Ben Habil'le Kabil'i size anlatmadım ama inşallah zamanı geldiği zaman anlatırız. Habil bir kurban sundu, Kabil bir kurban sundu. Habil'in sunduğu kurban güzel bir semiz bir koyun idi. Kabil ise ziraatçılık yapıyordu, ürünler getirdi böyle efendim domates, salatalık gibi. Ama en bozuklarını getirdi. allah Teala gökten bir ateş getirdi, koyunu aldı götürdü. Dolayısıyla Habil'inki kabul oldu. Bu sefer Kabil çıldırdı tabii orada. Şeytan geldi dedi ki Kabil'e, Habil'in kurbanını ateşin yakması ve kurbanının kabul olması onun ateşe hizmet ve ibadet etmesi yüzündendi. Bak şeytan geldi Kabil'i kandırdı. Sen de öyle yap dedi. Şeytana, şeytan da demiş, sen de dedi ateşe tap dedi. Bunun üzerine Kabil bir ateş evi yapıp içinde ateş yakarak ona tapmaya başladı. İlk ateş perestlik Kabil'den geliyor. Put ağaçtan veya altın veya gümüşten insan şeklinde yapılırsa sanem denir. Yani Kur'an-ı Kerim'de mesela esnem geçer. Bir de evsen, vesin, peltek evsen. Bir de sanem, asnem diye geçer. Bak asnem, sanem ne demekmiş? Ağaçtan, altından, gümüşten yapılana sanem deniyor. Taştan yapılırsa vesen manası veriliyormuş. Şiz oğulları önceleri gelir. Adem Aleyhisselam'ın Nevz veya Bevz Dağı'ndaki mağarada bulunan cesedini ziyaret eder. Ona tazimde bulunur. Kendisi için Allah'tan rahmet dilerdi. Kabil bin Adem oğullarından bir adam. Ey Kabil oğulları! Şis oğulları Adem'in cesedinin çevresinde dönüp dolaşarak ona tazinde bulunuyorlar. Bak şimdi putperestlik nasıl çıkıyor? Normalde Adem Aleyhisselam'ın tabutu en son Şis Aleyhisselam'ın yanında. Şis Aleyhisselam onu ne yapıyor? Böyle bir türbe gibi bir şey oluşturuyor. Onun yanında da mescit yapmış orada Allah'a ibadet ediyor. Ama tabut ve cesedi kaybolmasın istiyor. Kabir kaybolmasın istiyor Adem Aleyhisselam'ın. Bir adam da gelip Kabil oğullarına ayar veriyor. Onları kandırıyor. Diyor ki ben Şis'i gördüm. Adem'in cesedinin etrafında böyle tavaf yapıyor, ona tapıyor dedi. Kandırdı, yalan söyledi. Sizin dedi böyle bir şeyiniz yok. O zaman dedi ben dedi size bir punt efendim put yontayım dedi put. Nasıl ki şis böyle yapıyor? Demek ki şis büyük adam diyorsunuz. Efendim yani nasıl büyük adam olmuş? Puta taparak büyük adam olmuş. Ben de size yapayım dedi böyle yani. Bu adam şeytan zaten. Tarihte ilk put yapan adam bu oldu yani. Şeytan onlara put yaptı. Kur'an-ı Kerim'de hani efendim Nuh suresinde olabilir. Vet, Suva, Yavuz, efendim Nesir isimleri böyle put isimleri geçen. Bunlar kimdir? Adem Aleyhisselam oğulları veya oğulların oğullarıdır. İyi insanlardır bunlar. Ama milleti şeytan kandırmak için bak bunlar nasıl iyi oldular? Adem'in efendim cesedine taptılar, onun etrafına döndüler, put yaptılar. Siz de iyi insanların putunu yaparsanız onlar gibi olursunuz. Onlara tapmaya devam edin. İşte ilk putperestlik böyle çıktı. Anladın Mesela Kabil oğullarından bir adam, aslında bu rivayet şeytan yani. Dedi ki ey kavmim ben can vermeye güç yetiremem ama size onların suretlerine göre beş tane put yapsam, yontsam olmaz mı? Millette de olur dediler. Hatta işte ondan sonra İdris Aleyhisselam döneminde de bu bayağı bir ortalık karışacak. İdris Aleyhisselam vefat ettikten sonra bir tanesi diyecek ki çok üzülecek İdris Aleyhisselam'ın talebelerinden. O da evinde böyle ibadet ediyor falan. İnsanlar da ona şaşırıyorlar. Ya İdris Aleyhisselam'ın en iyi talebelerinden nasıl makam elde etti falan. Sonra o talebesi de vefat ediyor. Bu sefer şeytan gelecek millete diyecek ki: "Efendim, bu İdris Aleyhisselam'ın büyük talebesi nasıl bu makamı elde etti biliyor musunuz? Nasıl elde etti?" Ben dedi ona dedi. "İdris Aleyhisselam'ın suretinde bir heykel yaptım dedi. O da ona dedi ona dedi böyle rabuta yapa yapa ona tapa tapa boyun ee, ee bu makamı elde etti dedi. Bu sefer millet ne yaptı? Millet dedi ki, o puta taparak Allah'a yaklaştıysa biz de öyle yapalım Allah'a yaklaşalım. Puta tapanların da Allah inancı var çünkü. <laughs> Sen onlara sorsan müşrikler desen ki yeri göğü kim yarattı? Elbette Allah derler. Ama Allah puta tapmayı emretmedi. E, efendim. Ve yukarı bina ile Bizi Allah'a yaklaştırsın diye biz bunlara tapıyoruz. Ya tapıyorsun da sana kim söyledi bunu? Bu mesela bir taşa doğru secde etmeyi Allah emrederse biz yaparız. Kabe'ye doğru secde ediyoruz. Allah emrettiği için. Oraya tecelli yağdığı için. Puta tecelli etmek nereden çıktı? Ayet yok, hadis yok. Kendi kafalarına göre iş yaptılar. Putperest oldular. O yüzden iyi manada evine büyük resim asman, Yok efendim dedenin heykelini yapman, evde heykel bulundurman, koca koca resimler iyi bir düşünüyorsun belki iyi düşünüyorsun ama şeytan herkesin ayağını kandırıp bir sonraki nesli bir sonraki nesli ona tapmaya önünde secde etmeye kadar götürebilir mi? Götürebilir. İşte tarihteki ilk puta tapma işleri de Şiit aleyhisselamdan sonra oğulları döneminde İdris aleyhisselam dönemine kadar da bu yansıdı bu şekilde gerçekleşti ama ilk iş nasılmış? Kabil şeytan tarafından kandırıldı. Şeytan dedi ki ona ateş Habil ateşe taptığı için Allah onun kurbanını kabul etti. Sen de ateşe taparsan Allah şimdi seni affeder dedi. Kandırdı. O da ateşperestliğe bulaştı. İnsanoğlunun ilk Allah'ı bırakıp putlara tapması böyle oldu.